Garibe 3 Mart 2016'da Kütahya'da gözaltına alındı. Gözaltına alındıktan sonra Midyat cezaevine sevk edildi. Yani sürgün diyelim, oraya getirildi. Garibe orada kalmak istemediği için Mardin E-tipi cezaevine sevk edildi. O süreçten kısa bir süre sonra ben de tutuklandım. Ben de Mardin E-tipi cezaevinde kaldım. Ya Garibe ile 9 aylık bir cezaevi sürecimiz de oldu. Ben tahliye olduktan sonra Garibe Şakran cezaevine sürgün edildi. Orada biraz sıkıntılar yaşadı. Tarsus cezaevine bu sefer nakli çıktı. Tarsus cezaevinde de bayağı sıkıntı yaşadıktan sonra ben o zaman zaten Tarsus'ta Mersin'e gittiğimiz bir dönemde ihale başvurusunda da bulunmuştum. Garibe de dilekçeler vermişti. Ondan sonra Kayseri Bünyan cezaevine sürgün edildi. Garibe Kayseri'ye götürülür götürülmez tekli hücreye alındı. Eşyaları verilmedi, kişisel şahsi eşyaları verilmedi. Garibe o süreçte açlık grevine girdi. Gene eşyaları verilmedi. Yani kendi şahsi giyim eşyaları, kendi aldığı özel eşyaların hiçbiri verilmedi o süreçte. Ben birkaç defa cezaevini aradım o süreçte. Bizim avukat cezaevini aradı o süreçte. Garibenin eşyaları verilmediği için Garibe bu sefer ölüm orucuna başlamak istedi ve başladı da. Buna başlayınca bu sefer Garibenin eşyaları alındı ama tekli hücrede tutulmaya devam edildi. Garibe bu baskılardan dolayı tekrar yani ölüm orucuna başlamak istedi. Yapılan hani hak ihlallerinden, işkencelerden dolayı Garibe hücresini ateşe vermişti. Zaten o dönemde de basına verildi. Hep direndi yani hiç şey yapmadı. Bazen ben kızıyordum hani niye bu kadar sorun yaşıyorsun? Acaba sen mi sıkıntı yapıyorsun diye gülüyordu bana. Abla onlar sıkıntı veriyorlar bize. Habire hak ihlalleri yaşıyoruz, tekli hücrelerde tutuluyoruz, bizim kişisel eşyalarımız verilmiyor. O süreçten sonra zaten Garibe ateşi verdikten sonra orada tutulmaya devam etti. Ve Garibe'nin o süreçte telefon araması oldu. Sesi çok kötüydü. Ben de migrenin mi tuttu diye sorduğumda abla ben hücreyi ateşe verdim ve şu an beni bir odaya almışlar, bir hücreye almışlar. İçi su dolu. Yatak yok, hiçbir şey yok. Sadece demir bir ranzanın üstünde oturuyorum. Aradan o dönem pandemi süreci olduğu için haftada 2 defa telefonla arıyorlardı. Ben çarşamba gününe kadar bekledim. Hani çarşamba gününe kadar bekleyin. Eğer bir şey çıkmasa, arayamazsam siz cezaevini arayın diye belirtmişti. Neyse çarşamba günü aradığında abla iyiyim. Benim hücremi aldılar. Bir sıkıntı yok. Sadece orada hücrenin içi su dolu olduğu için bana hiçbir şey verilmedi. Battaniye adına hiçbir şey verilmedi. Verdikleri battaniye benim kendi battaniyemdi. O da çok ıslak olduğu için çok üşüdüm diye belirtmişti bana. Garibe daha o süreçte bir dönem orada kaldı. Garibe telefon görüşmelerinden bir tanesinde bana oradaki baş gardiyanla müdürün ismini vermişti. O isimleri verilmez. Zaten Garibe'ye hem hücre yaktığı için hem o isimleri verdiği için 2 ayrı 9'ar günlük hücre cezası verildi. Ve direktmen isim verdiği için Kandıra cezaevine sürgün edildi. Kocaeli Birinoğlu F-tipi cezaevine. Zaten oraya götürüldükten hemen sonra o 9 günlük bir pandemi günü şeyi herhalde orada cezaevinde tutuyorlar 9 günlük bir süre. Ondan sonra Garibe'nin 2 cezası devreye sokuldu. O hücre cezalarını atlattıktan sonra Garibe'yi normal odaya almaları gerekiyordu. Ama gene tekli hücreye aldılar. Ve tekli hücrede tutmaya devam ettiler Garibe. Garibe bunun adına çok fazla dilekçe verdi. Hani arkadaşların yanına geçmek istiyorum ikili odaya da üçlü odaya. Hiçbir şekilde dilekçelerine cevap verilmedi. O süreçte şey belirtmişti, bize burada buranın sistemi çok farklı. Verdiğimiz dilekçeler sözlü bir şekilde değil, yazılı bir şekilde cevap veriliyor. Ya ret ya da kabul diye. Onların akabinde bir gün dilekçe verdiği esnada herhalde gardiyanlardan bir iki tanesi geliyor. Garip işte dilekçen reddedildim, idare seninle görüşmek istiyor diye belirttiğinde Garibe de bizim dilekçelere sözlü değil yazılı cevap veriliyor demiş ve o gün zaten Garibe'nin o darp meselesi olmuştu. 24 Mayıs 2021 yılı olması gerekiyordu. 21-20 yılı tam olarak hatırlamıyorum yılını. O süreçte zaten Garibe darp edildi. O zaten görüntüleri herkes izledi. O görüntülerde de yani bir
200-300 metreye yakın bir yani yerde sürüklenme olayı oldu. Biz bunun üzerine zaten ihale başvurusunda bulunduk. Garibi o süreçte zaten ilken 4 saatlik bir hücrede, yani süngerli odada tutuluyor ve elleri ters kelepçeli bir şekilde, plastik bir kelepçeyle kelepçeleniyor. Mayıs ayı olmasına rağmen pencere açık bırakılıyor. Garibe çok yani ciddi bir soğuğa maruz kaldığını belirtmişti o süreçte. Garibe gene sünger parçalarından birini kopartmak istediği için bu sefer gardiyanlar gelip Garibe'yi orada darp ediyorlar, tehdit ediyorlar. Ve 24 saatlik bir tekrar süngerli oda süreci başlıyor. 24 saat bir süreçte onu odada tutuyorlar. Ondan sonra zaten Garibe ciddi zaten hem nefes darlığı vardı hem migreni vardı. O süreçte bayağı bir rahatsızlığı başladı. Garibe zaten ben odaya, yani gene hücreye götürüldüğünü belirtmişti bana. Ve o odada psikoloğun kendisini tehdit ettiğini belirtmişti. Kadın gardiyanlar tarafından cinsel tacize maruz kaldığını belirtmişti. Hatta sonraki süreçlerde ben ona destek olmak için bir şey olmaz kadındır diye belirttiğimde, en azından birazcık iyi olsun ve en kısa zamanda yanına geleceğim diye belirttiğimde abla kadındır diye bizi taciz mi edecekler gibi bir kelime kullanmıştı. Yani ben bir kişiydim ama 10 kişi beni darp etti. Erkek gardiyanlar postallarıyla boynuma bastı ki ellerini zaten bayağı bir bükmüşlerdi, kıvırmışlardı, öyle yerde sürükmüşlerdi. Garibe zaten bu taciz meselesini yani hiçbir şekilde kabullenemedi. O dönemde bayağı bir psikolojisi kötü olmuştum. Zaten orada diyor ben kendime geldiğimde yerin kan içerisinde olduğunu yani söylemişti bana telefon görüşmesinde. Ya kapıya vuruyor ya da butona basıyor, tam orasını bilmiyorum diyor. Çünkü ben hatırlamıyorum diyor. Gardiyanlar beni gelip götürdüğünde ziyaret kabulüne götürüyorlar. Revire değil de ziyaret kabul bölümüne götürdüklerinde bu sefer doktor, yani ciddi bir ayrımcılıklı bir laf söyleme durumu olduğu için Garibe tedaviyi reddediyor ve odasına, yani tekrar aynı hücreye götürülüyor. Yani normal arkadaşların yanına alınmıyor. Bu süreçte avukatlar bayağı bir dilekçeler verildi. Hani en azından durumu iyi değil, psikolojik destek alsınlar bu süreci yaşadı diye. Ama Garibe hiçbir şekilde normal odaya götürülmedi arkadaşların yanına. Hep tekli hücrede tutuldum. Ta ki şeye kadar, yani ben yanına gittim. Ben Ağustos, Eylül ayında bir 3 tane kapalı görüş gerçekleştirdim kendisiyle. O süreçte de hani yaşadıklarını hepsini dile getirdim. Biz o süreçte cezaevi yönetimi hakkında soruşturma açmıştık. Yaşanan bu darp işkenceden dolayı. O dosyaya zaten hemen takipsiz kararı verildi. Yani 9 Aralık'tan hemen sonraki bir süreçte. Ya Ocak ya Şubat ayı olması gerekiyordu. O açtığımız işkence dosyası için takipsiz kararı verildi. Akabinde zaten 9 Aralık'ta Garibe'nin intihar ettiğini diye belirttiler beni arayarak. Yani saat gecenin 5'i gibi aradılar. O zaman zaten kış ayıydı. Garibe'nin intihar ettiğini söylediler. Ben kabul etmiyorum dedim. İnanmıyorum. Kardeşim öyle bir şey yapmaz. Garibe zaten o süreçte o kadar durum yaşadı. Ve savcı, yani o süreçte, ondan önceki süreçte de benim ifademi almadık. Ta ki Garibe'nin yaşadığı bu durumdan sonra, yaklaşık vefatından 10 ay gibi bir süre geçti ve benim ifadem yeni alındı. Zaten orada da belirttim. Garibe bu yaşadıkların hepsini bana anlattı. Hem telefonda anlattı, hem mektuplarda anlattı. Gerekli kurumlara yazmıştı. İhade kurumlarına yazdı, kadın kurumlarına yazdı, milletvekillerine yazdı ki Faruk Gergerlioğlu'nda da yazdığı mektup, yaşadığı hak ihlallerini belirtmiş zaten. Ve Garibe'nin en son, benim ifadem alındıktan sonra da zaten takipsiz kararı verildi. Yani o kadar şey anlatmamıza rağmen gene takipsiz kararı verildi. Yani biz takipsiz kararın verileceğini yani az buçuk tahmin ediyorduk. Çünkü savcı benim ifademi bile 10 ay, 11 ay gibi bir süre sonra aldı. İlk dosyadan alınması gereken ifadeyi vefatından sonra aldım. Orada da belirttim, hani telefon kayıtları, görüş kayıtları zaten mevcut, tabeler çıkartılsın diye belirtmiştim. Ama kendi bildiklerini yaptılar. Zaten hani birbirlerini koruyacaklar. Bir şey, bizim için bir şey yapacaklarını sanmıyoruz. Yani zaten avukatlarımız itiraz dilekçesi hazırlıyorlar.
anayasa başvurusu yapacaklar. Oradan da bir şey çıkmazsa Avrupa İnsan Hakları'na kadar da yani davanın takipçisi olacağız. Ya zaten şöyle belirtebilirim, Garibe'nin vefatından sonra zaten çok fazla arkadaş cezaevinde yaşamını yitirdi. Kadın arkadaş, erkek arkadaş fark etmiyor. Ama Garibe hep belirtirdi, abla tamam ben bu kadar sıkıntı yaşadım, en azından hani bilinsin. Benim şahsımda belki çok fazla arkadaş bu yaşadığı hak ihlallerden, bu darplardan, bu tacizlerden kurtulur. Özellikle biz kadın arkadaşlar üzerinde bu kadar kirli bir politika yürütülüyor. Biz kadın arkadaşlar daha çok hani baskı yapılıyor, daha çok darba, şiddete maruz kalıyoruz. Ben sadece kendi adıma değil, hepsi adına ben bu mücadeleyi veriyorum. Hatta bir keresinde ben bayağı bir şey yaptım, hani onu destek olmak için konuştuğumda, abla ben baş eğmem kesinlikle. Cenazem çıksa bile ben baş eğmem onlara diye bir söz kullanmıştı. İyi hatırlıyorum. Garibe'den sonra zaten bu hak ihlalleri devam etmeye başladı. Yani belki ben canımı orada yitirdim. Yani çünkü benim hem cezaevi arkadaşımdı hem yoldaşımdı. Hani ben onu orada yitirdim ama yani her cezaevinde yaşanan bir ölüm, yani o Garibe'nin o sürecini bana yaşatıyor. Yani o akşam uyuyamıyorum belki. Yani en azından Garibe için, Garibe'nin bu hukuk mücadelesini sürdürürsek belki cezaevinden başka arkadaşların cenazesini almayız. Yani hepsine intihar diyorlar. Kimisi düştü, kimisi kalp krizi geçirdi diye belirtiyorlar ama yani bu süreci biz devam ettireceğiz. Hem Garibe için, hem kadın cezaevindeki diğer kadın arkadaşlar için, hem erkek arkadaşlar için, hepsi için bu mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz. Sarsala Garibe ya, Piroz be, Serkhere be, bla Canfida havalı hu gri khobi, bla Serkasari havalı hu gri khobi, bla ki khobi. Kurkelim sokağa kuştin, keçkamizi girtin birine hapsi. Haşemci babi şezar okabu, vuru be, bekti tapulu, bakhude juara neheli, avca vakam ben. اوجی گرتن برین کرنا حبسیدا 6 سال حبسیدا وجین گچام کوشتن حبسیدا غریب گذر کوشتن با کرنا ما گوی خو کوشت ای نجنا خو کوشتن یا نا زاروکا ننا بهکا غریب جان فدا بو جان خو فدات کر خو نت کوشت حیات ده خو نت کوشت کوشتن سر سالای بو دوسیاوی قپات کرین دوسیاوی گو قپات کرنا کرنا کرین ام تخوازن کو سر دوسیاوی ام بسکنن و دوسیاوی قپات نبی ام حقوقی خود خوازین حقوقی کج کم شکل کرده نمینی و جوا انسان رجی نبی نه او جوا کم بن و خدا حقی و نه لجوا قردیان را بیجی یوردان حمو یکی مسلمانی قن بسر واحد چیا بنابی ام خوازن فرج بک به حبس چیما ام خوازن حبس چیما قن ببین و جوار قن بین و هدایت کن ما چه جوا کرنا ای سیلی و نوید و حبس هدنا خوانه کاری بدنا و کاری ندنا و جوا به نخورید بلا خو بیس و جو بیس و چلوات کن ای چه دردی وایا بلا خوش من نابکن خود یم جوریا خو نابگرن خودش پیدا رو کی خو نابگرن ما سر خوش کسی نتیشان حواله پش را گله کشتن پشتی غریبه غریبام کشتن با کنه ما گوی و خو کشتن و حواله نت کشتن حواله مرشی او قا کشتن حمو کشتن پیرن هان میزینن گورنتیه ویت خرخرین بعردیبا باك اذا بي متحلن ان كاديك مزيج كم دستي مناقي لنجي مناقي ما هو انسانه بعد بتخرخنين مقوقي كنجي كنابل بي واد تخرخرين تخرخر نابل بي واد كوشتند بي وخو كوشت الدنيا زاني دوله زانين اوروبا زان حق لري زاني كو كچام خنا كوشت يا خنا كوشي تجاجي خنا كوري دوزا بري خو مشان دنا خنات كوشي يكو درباوي بي كتوت حبسي دو كوشي یه دادر در بای پی نکت بی بر خودن ایدی ویل بر خود دا سری خود نتوان جوارا و هر بر خود آنه خود کر سری خود دال دولا مد گوتیم گوه دی دی نکت جی لای وانسانا همه بحثینا وی تکو جد گود هر اللی چلو سری خود جوارا توینا الحقوقی کچه خود گرم حقوقی وید گرم ابدا حتا دملک جعبی مده هایا حتا دملک خوینام هایا الحقوقی کچه خود گرم الحقوقی ویوندابی بی لحقوقی هم نخواست من ضاب کن. ام خوازن پارتی سر بسکنی، دولة سر بسکنین، چه سر بسکنی نخواست حقوقی خدا خون دانا کم. حتی اکو ام بمرنجی، حتی نبی چرتر کی میجی هم حقوقی خون دانا کن. ام نه لین. هر انزل که ایسری انسانی و ایلاکو بکچام کرین
او کچکام کشتین او پیکرین ناله هیچ نظیر بن خویبون هون داشیب کن با پارتی نیست قربان پارتی خواب استانبول نیست با یو کتن جنازه جو استاندن جمع رشیان دن دانم ام نتاو اثر سری مو باوی ما ام تجاج بیر ناکن ام تجا منتاو جی عایده دولتا میا عایده پارتی میا او عایده انسانی میا چت کن بلاب کن خودی اب دولت چپ کن ناب محوالی به دولتی بلا خانیم دفت نارتی فشتی کو کچام کشتن او کریم کشتن او کرکم نیدی فرش کرن ست و شیش فشک شردانی فرش کرنا ام نا بلا دولت برملی مره نبی ام دولتی ناقاضی تججی ناقاضی